olsun. Çok kötü, ortanı ikiye bölüneceğiz. Amerika'da öyle değil. Amerika'da bir reklam aç, bir video açıyorsun. Zaten videonun başında 5 tane reklam yiyorsun. Ortasında 10 tane yiyorsun. Çıkışında bir gönderirken bir tane daha 10 tane gönderiyor. Hani diyorsun ki kardeşim artık yapma yani, öldüm. Vurma artık. Nasıl bir çözüm bulmuşlar? Adblock. Adblock değil ama bu arada. Ublock yükleyin. Tekrar. Adblock falan kullanmayın arkadaşlar. Adblock Google'ın şu anda. Literally Adblock dediğimiz Adblock, orijinal Adblock Google'ın. Ay! Yani dünyanın en büyük reklam ajansının zaten. uBlock Origin kullanın. Ama uBlock da değil, uBlock Origin. Görüşürüz. Sonuçta reklamı engelliyor. Hayır, Adblock reklamı engellemiyor. Adblock yarısını engelliyor. Adblock olayı reklam engellemek değil, rahatsız edici reklamları engellemek. Google'ın onayladığı reklamları gösteriyor size. Aynen, yani mahallenizdeki seksi kızları görmezsiniz ama normal herhangi bir Doritos'un, Carrot'un, Curt'un, Coca-Cola'nın reklamını görürsünüz. Kapat kapat Adblock kapat. Bekar anneler hala arıyormuş. Ben de kayboldular sanıyorum. Evet, kaldım ben böyle. İlk kısım geçemek istedim. Oğlum ben arkadaşlar yayının ortasında gelip laf sokmaya çalışmaya rezil olursunuz. Zaten oyunu 7 dakikada bitirdim. Abidik gubidik uçmaya çalışıyorum şu anda. Uçarak geçiyorum, adam geçemiyorsun ki de. Uçuyorum lan, uçuyorum. Durduğum yerden uçuyorum şu anda. Başkası görse İsa diyecek yani şu noktada. Uçuyorum lan. Baksana ne kadar uçabilirim daha. Girişine de çok iyi vurdu ya. Ya duvar uçuşunu bir yapsak var ya, çılgın atacağım. Duvar uçuşunu tam düzgün yapamadık hiç daha. Oh no. Bir kere yapmak istiyorum ya. Bir kere yapmak istiyorum Ramazan. Tamam, spamlama. Biliyoruz onu. Bir işe yaramıyor. Normalde yapsam bitmişti. Tabii ki de bitmişti. Bitirdik ki oğlum zaten. Amacımız bitirmek değil arkadaşlar oyunu. Tamam, güzel, güzel. Sakin ol. Dur. Dur artık. Allah. Speedrun olarak bitirebildim. Bir kere bitirdim. 7 dakikaya indirdik. Ki o 7 dakikayı da 5 dakika yapardık. Amele gibi 2 kere yerde çok kötü zaman harcadım. O tamamen benim hatam olan 2 tane
Böyle inanılmaz rezil noktalar vardı. Oraları daha düzgün yapsaydım aşağıya açıldı kapı. Aha scam treni geldi arkadaşlar, trene binip siz de yarışmaya katılabilirsiniz. En iyi bedava VPN hangisi? Bedava VPN'de iyi diye bir şey yok. VPN gibi şeylerde bir şey bedavaysa ürün sensin abi, seni mainliyorlar. Fark etmez, opera da olsa niye bedava veriyor arkadaşlar bu herifler? Bir nedeni olmalı yani. Niye bedava veriyor? Hayrından mı veriyor? En de sonunda bedavaysan ürün sensin. Aynen, adam da seninle beraber izliyor. Kardeşim onu kapağı geçen izledim bunu. Yeni bir şey aç. Allah, uf, karakter var ya, çok clutchladı son saniyede. Mion var, çok teşekkür ederim onun için, canımsın. En iyi ben abimsin, aramıza hoş geldin. Kısa kalacak. Mı? Dur, dur, Allah için dur, yalvarıyorum, götümde sürttüm, direkt böyle fıs diye şey yaptım. Ya bu metal değil mi benim götüm? Nasıl sürtünme kuvvetini yok sayıyorum ya? Yani götüm full metal ya. Yani daş gibi resmen. Gerçi doğru. Ben de yer çekimine karşı hareketler yapıyorum. Doğru diyorsun. Sen de haklısın. İyi dedi chat'te biri. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Adam bayağı bildiğin normal şey dedi yani. Sen hayırdır dedi. Haklı. Haklı şimdi yani. Var ama. Ama şöyle yapabilirim. Anlamaktayım. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Nasıl sektim ya ben oradan? Metal değil mi oğlum bir bak. Bak şimdi bak. Bunun yer çekimiyle alakası yok. Bundan sonra buoyancy ile alakası var. Ben böyle sekmemem lazım. Fiziksel olarak mümkün değil bu. Da değil gerçi. Hadi kendinize iyi bakın. İşte neyse, sorun değil abi o işte. Yani ekran kartı çalışıp internalizing'i çalışmaması gibi bir durum yok. Ekran kartı çalışmaz o durumda. Okudum Ömer. Spermate çok düşük abone olucu canımsın. En iyi abone misin? Eyvallah, hoş geldin.
Ha, eski ekranın 4K ise tabi gözüne batacak. E tabi 4K'dan 1080p'ye geçince tabii ki de şey yaparsın. Alışmışsın sen yüksek piksellere. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Ben şurada bir spazm geçiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Böyle. Minecraft speedrun'a geçeceğim ya şimdi. Minecraft'ta da bugün bir PB yapalım ya. Hop, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni adı hadi speedrun yapmayı düşün. Ya ben o kadar speedrun şeyi değilim abi. Sadece bu oyun benim tam böyle yani speedrun değil aslında benim yapmış olduğum. Kanser oyunları severim. O yüzden bunu bu kadar oynuyorum. Minecraft'ta ama yapmayı seviyorum. Yani Minecraft'ta şimdi yalan yok. Speedrun yapmayı cidden seviyorum yani. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Havada durmuştum aslında da. Bup. Hayır. Çünkü şans birinin daha aşırı olması değil yani. Aa, yo, Minecraft bu arada %100 şans değil yani, şöyle de bir şey var. Şimdi mesela bana haftada bir God Seed geliyor, ben bunu satıyorum. Bu Illumina'ya gelse Illumina oradan büyük ihtimalle 10 dakika speedrun yapabilir. Ya yani elinde sonunda evet, şans faktörü çok büyük Minecraft'ta. Ya yani inanılmaz büyük. %80, %90'a yakın. Ama inanılmaz da teknik içeriyor. Hani chat'te ben yeni yeni fark ediyorum. Chat'te de bazılarınız başlamış speedrun'lara. Herkes tövbe etmeye başladı. Bana şey diyorlar. Abi özür dileriz. Bir daha sattı demeyeceğiz falan diyorlar. Çünkü anlamışlar. Çünkü güzel seed gelince elin götüne kaçıyor. Onun psikolojisi çok farklı abi. Çünkü şey yani tamamen şeyle alakalı. Ya heyecanlanıyorsun abi, heyecanlanıyorsun bir anda yani. Ama bu arada şu anda dünya rekorunu yapan adamın tekniği gördüğüm en iyi teknik olabilir. Onu söyleyebilirim. Net bir şekilde şu andaki VR yani dünya rekoru kesinlikle en iyi tekniği olan adam. Adam robot olmuş abi, robot olmuş. Yani o crafting'i gördünüz mü hiç? Ben nasıl ölmedim? Şey yapan ya. 11. Bu oyunda değil, bu oyunda değil arkadaşlar, Minecraft'ta. 11 bilmem ne yapan, 11-20 yapan. Adam makine olmuş. İzledik, 2 gün önce izledik. Ay, ortadan ikiye ayrıldım. 11-10, aynen 11-10 olan. İzlemedik, izledik abi, izledik. Cart diye gitti karakter ortadan ikiye. On 35 ya. Adam dedim ya oğlum, adam makine olmuş ya. Öyle bir oynuyor ki yani. Çok ayrı bir şey ya o herif. Crafting'i falan inanılmaz iyi. Senden iyi da yeniden ne yaptığını fark ettim mi? Ne? Anlamadım. Ha, anladım, Mass Effect Clone. Hangi tuşlara basıyorsun? CTRL J.
Ben de satıyorum bu arada yani. Net bir şekilde ben de CD satıyorum şimdi. Satmadığım konusu, satmıyorum falan demiyorum. Kesinlikle ben de satıyorum abi. Ama ben az satıyorum. Bir de bana, ben çok, oğlum ben çok şanssızım lan. Onu fark ettim. Ben CD'lerimi çok zorlamak zorunda kalıyorum. Bana güzel CD gelmiyor cidden. Bu arada normalde şanslı bir insanım. Onu da söyleyebilirim. Yani onu da kesin fark etmem. Ama Minecraft'ta değilim. Çok az resimlerin şanslı olmuyor. Hayır abi. Kesinlikle değil. Ben milleti izledim. Forsan benden çok daha az resetliyor. Ama inanılmaz geliyor oğlum. Yani ben şeye baktım. Çünkü aramasından deniz gönlü direk başlıyorsun. Abi ne alaka oğlum? Nedir? Nedir'la benim alakam var? Hani ben milleti izliyorum abi. Millet benden çok çok daha az resetleyip çok daha fazla güzel seed gelenler var. Hadi ayağa kalkarsın. Adam. Adam. Top atıldı mı? Atıldı. Oh no. Tamam at bir daha. Allah'ıma görüşürüz. Kendine de iyi bak. Hop. Hayır. Yok ya, bunu salmaya gerek yok. Zaten buradaki denemek istediğim şurası abi. Şurayı denemek istiyorum. O duvarı ben, yani normalde millet bir dakikada bitirirken ben 5 saniyede bitireceğim duvarı. O yüzden salmıyorum. Ya! Niye zıpladım? Tam ama bindim ya. Bindim gittim. Köprüde hızlı geçilemiyor ya. Ben köprüde o CTRL olayını denedim. Ne zaman zıplasam öldüm bu arada. Köprüde. Ejispin'i yapacak. Bugün başlıyoruz tekrar. Güzel. Bu güzel bu arada. Şu andaki. Oh no. Reset. Bu olmaz. Elon, geri çağır beni. Aa, bu da olmaz reset ya. Türk Drifter, çok da şey deyince için canımsın, en iyi benimsin. Elon, ikinci ay, Angel Face, 17 milyar milyar The Master ya da aramıza hoş geldin canımsın. En iyi benimsin, aramıza hoş geldin. Bir kere yapmak istiyorum ya. O duvarı bir kere yapmak istiyorum. Bitirmemize bile gerek yok abi. Duvarı bir kere yapalım. No! Okey, güzel gidiyor. Tabu buldum mu? Ya, aramıyorum bunları. Bedir çok düşe yedinci ay için bu arada canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Ayağa kalkarsın kral.
Adamsın. Adam. Oha, top ne kadar hızlı geldi. Resetlemiş olduk. Oh no. Çok kötü zıpladım ya. Çok çok geç zıpladım. İnanılmaz geç zıpladım. Aldım. Sonunda ne oluyor? Bir şey olmuyor. Tavuklar var, adamlar var. Seni karşılıyorlar, merhaba diyorlar. O kadar yani. Oyunun sonu böyle. Cidden böyle harbiden. Chat, bu arada hala takip etmeyen var. Bu ne rezillik? Vallahi diyorum. Bu aralar Rivals'a ihtiyacım var bu arada, onu fark ediyorum. Kompetitifim. Yani böyle kapışmak istiyorum. Dövüş. Rivals lazım. Oo, gidiyorum. Twitch TV'de ilk bitiren ben miyim? Değilimdir büyük ihtimalle. Dövüş. Kavga. Bulgaz Rivals'ı dündü. Amerika özeldi ama o. O yüzden ona giremedik. Tamam, olur, kabul ederim. Neden Tefet oynuyorum? Benlik bir oyun. Değil ya. Yani yayın, benim yayınım için şey değil. Ayy. Evet, Amerika'ya taşın sanırım keşke. Durdun. Uy. Uy. Aa, altın tavuk. Aa, yok değilmiş, normalmiş. Benim gönlümde altın ama. Hacı dur. Abi dur. Olmadı. Ben Valorant'ın manyak gibi oynuyorum bu aralarda, yayında oynamıyorum. Hasan abi filan invite'leyebiliyor mu? Evet. Yani kaptansan sen istediğin Twitch yayıncısını çağırabilirsin. Takımına. Partner veya affiliate olduğu durumda. Prime'de abone olup 2 dolar çekti. Demek ki yanlış Prime yapmışsın. İptal et. Hemen Amazon destekle konuş. Para iadesi iste. Sen Amazon Prime yapmışsın. Amazon.com.tr Prime yapman. Türkiye'nin Prime'ini yapman lazım. Paranı geri iade ediyorlar. O yüzden çok dert etme. Ama iade iste. Unutmadan. İlk ay bedava zaten. Öyle diyeyim. Kutudan memnunum, memnunum baya ya. Bazı yetiş oynamayı düşünüyorum. Tamamen bitsin oynarız. Daha çok eksik oyun. Yani iki ekti var. Oynadım çünkü ya. Hadi yapacağım. Mastercard'da ikinci ay bedava iptal olmuş bu arada. Bitmiş daha doğrusu. İptal olmuş da bitmiş. Evet, feels bad man o. Ya Prime her türlü değiyor abi, bilmiyorum. Ben bugün de Amazon'dan birkaç şey söyledim. Kargo bedava. Aynı şeyi hepsi buradan söyleyecektim. 12 TL kargo istiyordu benim şeyim için. Ha bir de ucuz ürün alınca kargonun şeyi çok koyuyor bana. Şimdi ürün 3 TL, kargosu 12 TL. Çok koyuyor, inanılmaz koyuyor. Hani böyle... Al, yani ürün 14 TL olsa koymaz. Kesinlikle koymaz ürün 14 TL olsa.
Hem sen konuş abi. Support'a niye yazmadın? Dün gece 23'te kalem aldım 16 liraya. Bu sabah 11'de geldi. Ay müthiş bir şey ya. Çok güzel bir şey abi. Bayılıyor Amazon, çok güzel. Prime inanılmaz iyi bir şey. Bir de 8 TL ya şu anda. Yani evet, bir de aynen bak şeyi geçtim. Kolay gelsin de geliyor ya. Kolay gelsin Türkiye'deki en iyi kargo şirketi. Kapışırım. Mermi yerim bunun için. Bunu savunurken. Ben bunu savunurum abi. Müthiş bir şey ya. Kolay gelsin. Abi adamlar bir füze gibi getiriyor. Adamları canlı trackleyebiliyorsun nerede kargom diye. Çünkü bak benim en çok yaşadığım şeylerden birisi acil bir işim oluyor. Dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Öldüm bu arada. İkiye katlanacağız. Ama dışarı çıkamıyorum. Çünkü niye? Bu herifler nerede bilmiyorum. Arıyorum. Şey yapıyorsun orada, böyle ikileme düşüyorsun. Lan çıksam mı? Böyle normalde ben çünkü ne zaman şey olsam tam böyle dışarıya çıkıyorum. Al adam 5 dakika sonra arıyor. Abi evdeyiz. İyi yaptın abi. Tabii canım oğlum, farklı adrese götür var bak. Mesela çok acil bir şey çıktı. Komşuma ver seçeneği var. Direkt adamlarla konuşmadan bu arada. Direkt web sitesinden yapıyorsun. Komşuma ver var. Başka adrese götür var. Daha ne istiyorsun yani? Fela oynadım mı? Oynadım. Ya Türkiye için bunlar çok ekstrem. Normalde hizmetin böyle olması lazım. Hani gerçekten kargo hizmetinin böyle olması lazım bu dönemde artık, teknolojik dönemde. Ama yani biz bunu görünce götümüz kalkıyor bir anda. Amazon kurmadı ekolün. Çok iyi bir kargo ya. İnanılmaz iyi yani. Göklerden gelen bir karar var abi, yapacak bir şey yok yani. Çupamı ver diye kudurdu geldi vurdu yani ağzımı, hamsi atak. Bu arada evet, kesinlikle aracı takip edebilmek bence en önemli şeylerden birisi. Çok şikayet var. Abi yani şimdi şikayetvar.com'a girersen şikayet olmasını bekleyeceksin zaten. Yani şikayetvar.com sitesinin ismi. Yani amacı o. Zaten hiç kimse şey diye yazmıyor. Ben mesela asla yazmam. Çok iyi hizmet aldım abi, teşekkürler diye yazmam. İmkanı yok. Amacı o. Tabii ki de bu arada şeyler oluyordur. Kayanlar o zaman oluyordur. Övgü var. Aman. Site bir tane şey çekiyor her gün değil mi? UPS abi Türkiye'de bitti. UPS Türkiye'de şu anda iğrenç. Yani yurt içi kargo daha iyi çalışıyor. Şeyden UPS'ten. Çok enteresan. Arabalar havlu şimdi bu arada, haklısın. UPS'in arabaları havlu. UPS bozdu bu arada. UPS çünkü şey yapmış, el değiştirmiş. Ondan öyle olmuş. Mesela UPS'in Amerika veya yurt dışı çalış firmasından geliyorsa ürün çok hızlı geliyor. Türkiye'dekinden geliyorsa geçmiş olsun.
Oran buran. Let's fucking go. Geçen neye ölmüştük biz? Ha ben satmıştım, tamam hatırladım. Amazon bir ara şeyi yapacaktı bu arada. Kendi kargo hizmetini kuracaktı. Bir firmayı alıp kendi kargo hizmetini yapmayı planlıyordu da sonra saldılar. Amazon Türkiye'de şu anda yani zayıf. Çok zayıf. Yani ben Amazon, full Amazon'dan alışveriş yapmak istiyorum ama ürün yelpazesi çok az. Yani hepsi burada yazdığımda 100 tane şey çıkıyorsa Amazon'a yazdığımda 10 tanesi belki çıkıyor. Uç bakayım. Niye uçamıyorum? Kanatlarımı kırdılar anne. Allah Allah Allah. Ben travma sebebi bu. Bu yeni izlemem hile sayılır, izleyemem. Zaten sayılmaz bu arada. Biz çok ayrı bir noktadayız oyunda. Yani biz oyunda ascentledik. Yani artık normal versiyonu oynamıyoruz. Bizim için çok kolay artık. Öyle anlatayım. Bak şöyle göstereyim. Hani biz çok ayrı noktadayız artık. Biz normal oyun bizim için çok kolay. Şu noktada. CTRL'nin gücü bu aynen abi. Yani ben şuraya iniş yapayım mı? Hadi abi. Spazm geçirmeyi bırak. İn artık. Ne? Kısık kaldım. Normal inmiştim. Ya çok yüksekten normal inince ölüyorsun bazen. Vicdan alışveriş yaptın mı hiç? Yok abi, vicdan alışveriş yapmam ya. Hani Linus Tech Tips'in iki tane videosunu izlesem vicdan, yani browser'ına bir kere bile yazmazsın onu. Hani sokak bilgisayarcısının web sitesi olmuş hali gibi bir şey. Hani adama veriyorsun 16 GB RAM 8 GB'la dönüyor. Tam o yani. Yani Wish direkt bu benim gözümde. Mesela 1060 alıyorsun, içinden 720'nin flashlanmış versiyonu çıkıyor. Evet ya mesela, ama uluslararası bir şekilde hıyar almak isterseniz onu alabilirsiniz. O bayağı hoş olur. Yani yani ülke görmüş bir hıyar görmüş olursunuz. Abarttım. Abartmadım. Hiç Linus Tech Tips'in videosunu izledin mi? Yok, Amerika görmüş bir yer değil arkadaşlar. Çin görmüş bir yer. Amerika'dan geleceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ama yani bu hıyarın adı başka.
Ay evet, müthiş şeyler var ya. Evet. Varır mıyım? Varırım sanki. Vardım sanki. Oldu mu? Ya kısa kaldık ya da oldu. Oldu zaman. Abi ama 100 dolarlık sepetimi beğenmedim diye 70 dolar indirim aldım. Da aldığın ürün işte 30 dolarlık değil. Sıkıntı o. Yine para kaybediyorsun. Yani şimdi sen orada düşünüyorsun ki 30 dolar kâr ettim. Yani pardon, 70 dolar kâr ettim. Aldığın ürün 5 dolar büyük ihtimalle. Sıkıntı orada. Hani adam en başta seni öyle bir dürtmüş ki 70 dolar indirim yapıp hala kar yapabiliyor adam. Wish çok garip ya yani. Hele hele ekran kartlarında filan inanılmaz iyi. Allah kafanı çarptık ya. Hangisi? Wish.com. Ama AliExpress dünyanın en güzel sitesidir abi. Banggood, AliExpress inanılmaz iyi ya. Cidden muazzam bir şey. Mesela benim bu laptopumu aldığım USB-C kablo abi. Wish'ten hard disk alarak 8 tane USB takılmış hub geliyor. Abi inanılmaz. Öyle şeyler var. 1 TB hard disk alıyorsun. İçine şey takmışlar. Hard disk falan yok. Bir tane USB takmışlar sadece. İç tamamen boş. O da 1 TB değil. Böyle 32 GB falan 1 TB gibi gösteriyor. 32 GB yazarsan üzerine yazıyor. Öyle USB'ler var ya, çok kral USB'ler onlar var ya. Wi-Fi direkt. Hiç öyle USB'ye denk geldiniz mi? Ailemden birisi almıştı, ben denk gelmiştim öyle bir USB'ye. Muazzam bir şey o. Sanırım için abi en iyisi AliExpress. Bence AliExpress çok iyi oğlum. Manyak mısınız? O da hiç dalga falan geçmiyorum bu arada. Bence AliExpress inanılmaz iyi bir site. Arkadaşlar bir şey Çin'den geliyor diye çakma olmasına gerek yok. Yani Çin gayet iyi bir şey. Daha ucuza aynı kaliteyi bulamayabilirsin ama yeteri kalitede bir ürün bulabilirsin. Ya mesela çünkü dediğim gibi ben MacBook için USB-C adaptör aldım. Hem SD kart okuyor, hem USB'ye çeviriyor, hem HDMI'ye çeviriyor. Apple'dan alsam aynı şeyi 1000 TL'ye yakın bir şeydi. Ben onu 12 dolar aldım. Çin'de her şey var arkadaşlar. Çin'de en pahalı şey de var, en ucuz şey de var. Her şey Çin'de üretiliyor elinde sonunda. Neyi alacağını bileceksin. Hani şu anda dünyadaki en kral custom klavyeler de Çin'de üretiliyor. Çin'deki custom üreticiler üretiyor. En dandiyi de Çin'de üretiliyor. Tamamen o senin şeyine bağlı. Ürün çok geç geliyor. Ben de öyle olmadı işin komik tarafı. Ben AliExpress'ten alıp geç gelen hiçbir ürünüm yok. Ama evet. Yani AliExpress'ten hızlı bir şey almayacaksın. Kafa rahatlı olacak. Yani acil bir şey alacaksan AliExpress'ten almaman lazım. Yani benim normalde AliExpress'lerim 2 haftada falan geliyor bu arada. Ben baya baya hızlı geliyor bana. Batarya alamıyorsunuz diye biliyorum AliExpress'ten. Yurt dışından batarya alamıyorsun. Pil, lityum, kimyasal alamıyorsun. Ben de birkaç kere almak istedim. Anneanneme verdiğimiz iPhone filan onun pili bitmişti. Şeyden almak istiyordum. Gümrükte patladıydı.
Ya tamamen %50 %50 bu arada. Geçebiliyor. Çünkü şey yapıyorlar ona. Telefon kabında falan gönderiyorlar geçsin diye. Gizliyorlar da. Yani tamamen %50 %50. Tamamen şansa bağlısın orada. Hani gümrük memuru içine baktı mı bakmadı mı? Tamamen bu. Anneanne iPhone. Benim anneannem WhatsApp, Snapchat falan kullanıyor oğlum. Snapchat bir ara kullanıyordu. Tamamen filtreni seviyordu da. Kullanıyor oğlum. Tamamen şeyde başladıydı. Anneanneme. Ya normalde işte anneanneme telefon lazım. Benim eski iPhone'um vardı. Dedim onu vereyim. Ben buna alışamam dedim. Alışırsın yani. Çok rahat alışır. Ne olacak yani? iPhone arayüzü dünyanın en kolay arayüzü. Bir de vermemin sebebi de şuydu. Dedem manyak gibi, ya şimdi manyak gibi değil de haftada bir iddia oynuyor. Sonra iddia skorlarına falan Allah kahretsin senin gibi balığı. İddia skorlarına falan bakmak istiyor. Veya iddiayı oynayacaklar ama dedem bel problemleri olduğu için yavaş yürüyordu. Boş boşuna hani eziyet çekiyordu bazen. Gitmek istemiyordu ama oynamak da istiyordu. O tür durumlar için telefonda şey yükledim. Evet görüşürüz, kendinize iyi bakın. Telefona iddia yükledim. Dedim buradan oynayın. Benim hesabımı bağladım. Oradan oynayabiliyorlardı. Anneanneme öğrettim. Şöyle şöyle yapabilirsin. Bilmem ne yapabilirsin. Takır takır oynuyordu yani. Kazanıyorlar mıydı? Kazanıyorlar. Yok be, kumar addiction değil abi. Haftada bir adamın keyfi abi. Dedemin öyleydi yani. Haftada bir oynuyordu. Bir kere oynuyordu. Çok da kazanmıyordu. Çok da kaybetmiyordu. Hep sıfırdı yani. Kaybetmiyordu. Ama kazanmıyordu da yani bir artıya geçtiyse de maksimum 100 TL artıya geçmişti hep. Keyfini oynuyordu, cidden eğlencesini oynuyordu. Hani şeyini oynamıyordu, kumarını oynamıyordu. Twitch Prediction'da ben de öyleyim. Custom klavye almak istiyorum da çok spesifik bir tane almak istiyorum. Başka bir tane almayacağım abi. O da ne yazık ki şu anda piyasada yok. Yani o klavyeyi üretmiyorlar. Takip ediyorum. Çıkarırlarsa alacağım. Klavye. Angry Meow'un yaptığı bir klavye. Cyber Keyboard. Cyber Keyboard alırım. Büyük ihtimalle Switch olarak Holy Panda alırım. Güzel bir klavye olur ama yani custom klavye işine girmemek lazım arkadaşlar. Dolar kaç oldu biliyor musunuz siz? $2,000 mı? 2000 TL mi? Arkadaşlar 2000 TL'ye o custom klavyeyi yapabileceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Klavyenin kendisi $600-700. Switch'lerde $80 filan. Bir de ona stabilizer filan alıyorsun. Onların da her şeyi stabilizer, lube'unu filan alsan $80 filan patlıyor. Yani toplamda $800 filan kapatırsın o custom klavyeyi. Custom klavyeler pahalı. Yapmama girmemek lazım. Ben girmiyorum abi dediğim gibi. Ya yani şöyle söyleyeyim, ilk ben bunları bu custom klavyeleri araştırdığımda alsaydım şu anda 1500 TL'yi daha ucuz almıştım. Gözümü kapatıyorum, açıyorum, hop zarardayım. Kapattım, hop gitti para. Kapattım. Nasıl ya? Odaklandım, odaklandım. Yaptık. Bak müzik de geldi. Geldi. Buran buran. Bu save'i alacağım bu arada bu sefer.
Nasıl zıplayamıyorum ya? Çok gittim! Çok gittim! Çok gittim! Söyleyeyim. Yapamadım. Öldüm. Aşağıdan aşağıya mı bakmam lazım? Anlayamadım ya. Şeyi anlamadım. Tamam, kafi. Kafi. Minecraft'ta satışa başlayalım abi. Minecraft Speedrun.